Nedret Tersanel. Astana'nın fişi yerine takılırken Kıbrıs'ı vuran S-200. Kuzey Kıbrıs'a düşen S-200 füzesinin rotası hayli karışık olsa da esasında İsrail'in Rusya'yı cezalandırma girişiminin bir sonucu. Şaşırtıcı gelmesin. Kudüs'te gerçekleşen ve sonuçları G20 zirvesinde süper liderler buluşmasına zemin olarak sunulan Kudüs zirvesi Amerika, Rusya ve İsrail'in ulusal güvenlik şeflerini bir araya getirmişti. Burada birkaç kritik konu masaya yatırıldı ama bir numara İran'dı. Rusya'nın İran konusunda anlayışlı davranması beklenirken, Amerika ve İsrail cephesini şaşırtacak kadar ve aleni olarak Tahran'ın yanında yer alması rüya üçgeni bozdu. Elbette bunun kendine has nedenleri var. Örneğin İran'ın gözünü kırpmadan bir Amerika insansız hava aracını vurmasının sebebiyle aynı. Konjonktür yani. Moskova'nın Amerika ve İsrail'e diklenmesi Tel Aviv'i o kadar kızdırdı ki Suriye'de Rusya'nın üzerine gitmeyi göze aldı. Sadece toplantıdaki tutumunu cezalandırmayı değil, aynı zamanda bölgedeki en popüler konu S-200, 300, 400'lerde de itibarını sarsmayı istedi. Sonunda pazartesiye bağlanan saatlerde İsrail savaş uçakları Lübnan üzerinden gizlice gelip Şam ve Humus'a füze yağdırdı. İnsanlık düşmanı siciline yeni cinsiyetler ekledi. Esasen G20'de ortaya çıkan ılımlı tabloya da bir meydan okuma var burada ama konu kaymasın. Kudüs'teki zirvede İsrail yönetimi dünya kamuoyuna Rusya'ya işbirliklerinin güvenliğe büyük katkı sağladığını, bölgedeki istikrar için temel bir fark yarattığını duyurmuştu. Ancak Kremlin İran'ın arkasında durduğu gibi Suriye'deki Tahran varlığının eritilmesi yönünde olumlu işaretle vermedi. Bunun üzerine de İsrail Suriye'de füze saldırısı başlattı ve hava sahasını koruyan S-300'leri, mahcup edebileceğini göstermek istedi. Ne kadar başarılı oldu olmadığı teknik tartışma konusu ama nihayetinde İsrail zorlayıcı bir adım atarak Rusya'ya meydan okumuş bulunuyor. Ve garip tesadüf Suriye'deki çatışmadan seken bir füze Orta Doğu'nun stratejik odağına dönüşen Doğu Akdeniz'i aşıp Kıbrıs'a isabet etti. Somut metafor diye bir şey varsa bu olsa gerek. Şimdi uzmanlar o füzenin neden normal aktivitelerinden saptığını araştırıyorlar. Rusya Dışişleri Bakanı, İsrail rejiminin Lübnan hava sahasından Suriye'nin Humus ve Şam illerine yaptığı füze saldırılarını inceliyoruz. Durumu tam olarak anlamak istiyoruz. Bu açıklama pazartesi gününe aittir. Ancak pazar bir başka açıklama daha vardı Rusya tarafında. İran zor bir konu ancak Amerika ve Rusya bu durumu diplomatik yoldan çözmek istediklerini teyit etti. İsrail füzeleri de işte öyle fırlatıldı. Bu öykünün gözlerden kaçan Türkiye'yi ilgilendiren bir gelişme bölümü var. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani yakın zamanda Suriye için bir araya gelecekler. Putin ve Erdoğan Osaka'da üçlü bir görüşmenin gerçekleşmesini ele aldılar. Bu zirvenin tarihi daha sonra belirlenecek ama uzatılmayacak. Hatta Temmuz deniyor. Moskova'da olması bekleniyor. Hatırlatmamız şudur. Fişi anımsadınız mı? Hani Amerikalı yetkililerin, James Jeffrey'nin, Astana'nın fişini çekelim sözünü. İşin doğrusu o dönemde gelişen şartlar, Astana, Soçi sürecinin eridiğine, yani fişin gerçekten de çekildiğine ilişkin emareler göstermişti. Şimdi o fiş ...yerine takılıyor olabilir mi? Sonra ne olur bilinmez ama bugün için görünen o. Şöyle tarif edelim. Rusya-Türkiye-İran üçgeninin ismini ne koyarsanız koyun... ...Amerika-İsrail koşullarının... ...dayatmaya, yaratmaya çalıştığı oldu-bittiler karşısında... ...etkisini sürdürüyor. Orta Doğu'daki Amerika ve İsrail planlarının... ...hesaplarının en zayıf noktası... ...2020 sonunda gerçekleşecek... Amerika başkanlık seçimleridir. Trump yönetimi kampanya dönemini sakatlayacak herhangi bir dış politika hezimetiyle yüzleşmek istemiyor. Esasında bu durum İran'ın Amerika hava araçlarını nasıl vurduğunu, Türkiye'nin S-400'ler konusunda nasıl kadife eldivenli yumruk kullandığını, Rusya'nın Kudüs oturumunu nasıl tekmelediğine ilişkini ipuçlarından birini de sunuyor. Avrupa ülkelerinin İran'a karşı Amerika'nın yanında durmaktaki gönülsüzlüğü de bu kalemden sayılabilir. Şimdi bir seri ziyaretin etkilerini kıymetlendirmemiz gerekiyor. Örneğin Başkan Trump, Rusya Kızıl Meydan'daki geçit törenine katılacak mı? Doğrusu ilginç bir görüntü olacaktır. Yine Başkan Trump, Türkiye'ye gelecek mi? Rusya lideri Tel Aviv'e gidecek mi? Ankara şu an bu gelişmeleri Çin başkentinden izliyor. Bu da manidar değil mi? Amerika-Rusya ilişkileri süper güçler özelinde Çin denklemine yaslanır. Osaka G20 zirvesi bu üçlü arasındaki en tepe yakınlaşmaya basit bir cümleyle ulaştı. Amerika Başkanı Putin'le yaptığı görüşmede ilk kez Rusya ile Amerika arasındaki ilişkilerin Çin-Rusya ilişkilerinin gerisinde kalması üzücü. Bu alanda mutlaka bir şeyler yapılmalı dedi. Tüm zirvenin tüm diplomatları tarafından en hızlı not edilip altı çizilen vurgu buydu. Rus yetkililer de bunu hemen fark etti ama somut adım görmeden kıpırdamayacakları da aşikar. Osaka ve Pekin'den Ankara'ya eli kolu dolu geliyoruz. Fakat uğraşılması gereken sorunlar hala diz boyu. Sırada Akdeniz var. Nedret Ersanel, Yeni Şafak.